Merhaba sevgili takipçilerim. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Çok kolay ve çok şık bir 5 iş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ee, gördüğünüz üzere ben bu patiğimde gül kurusu, krem ve yeşil tonlarında 3 tane ip kullandım. Hemen patiğimi de göstermek istiyorum. İşte bu şekilde. Patiğim çok çıtı pıtı çok tatlı oldu. Yapılışı da çok kolay. 5 şiş patiğe yeni yeni başlayacak olan hanımlar da bu modeli kolaylıkla yapabilirler. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar bu şekilde 3 numara 5 şiş kullandım. Çok merak edenler oluyor iplerime. Hemen iplerimin renk kodlarını da vermek istiyorum. Bu yeşil ipim. Markası Ören Bayan Dora. Renk kodu T130. Krem ipim Kartopu Flora. Hemen şurada renk kodunu da vermek istiyorum. K025. Bu gül kurusu ipim, ipim ise Nako Bombo'nun ipi. E, renk kodum ise 98224. Renk kodum bu. Sevgili hanımlar ben hiç vakit kaybetmeden patiğime başlamak istiyorum. Gül kurusu rengimle patik burnuma başlıyorum. 12 ilmek atıyorum önce. Şu şekilde. 12 ilmeğimi atıyorum. Bu arada sevgili hanımlar kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni yüklenen videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Evet hemen sayıyorum ilmeklerimi. Yedim. 8 9 10 11 ve 12. Bu şekilde 12 ilmeğimi attım. Dönüyorum. Bana doğru gelen taraf ters taraf. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu şekilde. Benim ters örgü örme şeklim böyle. Ben böyle çok da çok daha kolay örebiliyorum. Sizlerin örgü şekliniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz. Sesimden dolayı da özür diliyorum. Hastayım. Geçmedi bir türlü. Evet bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döndüm. Bakın hanımlar bu defa bana doğru gelen taraf düz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa bütün ilmeklerimi düz öreceğim. İlk 6 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte. 2, 3, 4, 5 ve 6 kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 5 şişe geçiş yapıyoruz artık bu aşamada. Bu bölümde hanımlar hiç geri dönmeden ben tığ ile kolay ilmek çıkartabildiğim için tığımı alıyorum. İlk başladığım yerden tığım ile ilmekler çıkararak örüyorum. İlk başladığım yerden ilmek çıkartıp şişime taktım. 6 altışar 12 tane ilmek çıkartacağım. 2. ilmeğimi çıkartıp taktım şişime. 3 Hemen 3. ilmeğimi kaçırdım. Hemen yeniden 3. Bakın şu şekilde. İlk başladığım yerden iki ilmeğin iki kanadına birden hanımlar tığımı ıı, batıyorum. O şekilde ilmek çıkartıyorum. Daha sağlam olsun patik burnumuz diye. 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. 1 2 Hemen şişime takıyorum çıkarttığım ilmeklerimi. 3 4 5 ve 6 4 şişimde de 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi elime alıp örmeye başlıyorum. Bir sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi örüyorum. Ve 6. Üçüncü şişime geldim. Şimdi buradaki alt ilmeğimi örüyorum. Bu arada sevgili hanımlar videolarımın hızlı olduğunu düşünenler var. Bunu yavaşlatabilirsiniz. Şu anda videonun üzerine dokunduğunuz anda sağ üst köşede 3 nokta çıkacak. Oraya dokunduğunuz oraya tıklayın. Orada seçenekler belirecek videonun hızını yönetin diye. Oraya tıklayıp videonun hızını düşürebilirsiniz. Ayrıca alt yazılarım kapalı alt niye yazılar çıkıyor ekranda diye sorular geliyor. Hayır hanımlar benim benden kaynaklı bir sorun değil. Muhtemelen sizden kaynaklı bir sorun. Onu da yine aynı şekilde şu anda videonun üzerine tıkladığınız anda sağ üst köşede 3 nokta çıkacak. Ona tıklayın. Oradan alt yazılar seçeneği var. Ona tıklayarak kendi alt yazılarınızı kapatabilirsiniz. Evet ben bu arada 4 şişimdeki alt şer ilmeğimi de düz olarak ördüm geldim. Şimdi şöyle yapıyoruz artırma işlemine geçiyoruz. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen bu ilmeğimi buradan ilmek çıkartıp bunu düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Birinci şişimde yedi tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geçiyorum. Sevgili hanımlar patiğimizin iki ucundan bir burada bir de bu diğer ucundan artırma yapıyoruz. Bu orta yerlerden yani buralardan artırma yapmıyoruz. İkinci şişimde son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buradan bu şekilde alttan ilmek çıkartıyorum. ikinci ilmeğin altından kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geldik üçüncü şişimize. Bu da kenar tarafa burada denk geliyor. Yani üçüncü şişimizde de ilk iki ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıp bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Daha önce defalarca 5 şiş patik bunu nasıl başlanır bütün patiklerimde gösterdim. Ama bu videoya ilk defa denk gelecek hanımlar için sil baştan paylaşmak istedim. 4. şişimdeyim. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeğimi alıp bunu da düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ee, bir sıra artırdık bir sıra düz gideceğiz yani her sırada artırma yok. Patik bunu bir anda açılırsa hoş bir görüntü olmaz. Bütün ilmeklerimi artırma yapmadan düz olarak öreceğim bir sıra. İkinci şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Burada da düz olarak öreceğim. Buradaki 7 ilmeğimi düz olarak hatırlatmak istiyorum. Artırma işlemini. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Evet bir sıra düz ördük. Şimdi yeniden artırma işlemini yapacağız Su hanımlar. Birinci şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki bunu buradaki ilmeği çıkartıp bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Böylece birinci şişimizde 8 tane ilmeğimiz oldu. İkinci şişimize geçtim. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bu ikinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeği alıp bunu da örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeğime çıkartıp bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Böylece ilk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Şişlerimdeki ilmek sayıları eşit olmalı. Dördüncü şişime geldim. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu ikinci ilmeğin altındaki bunu çıkartıp bunu da ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz. Dört şişimizde de sekizer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra düz gideceğiz ardından artılacağız. Bu şekilde devam edecek. Evet hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14 ilmeki olana kadar artırdım. Sizlerin ölçüleriniz farklı olabilir. En uygun, en e, doğru ölçüyü şu şekilde bulabilirsiniz. Ayağınıza ölçerek yapın sevgili hanımlar. Ayağınıza ölçerek yapınca en doğru sonucu bulabilirsiniz. O her şişe 15'e 15'er ilmek de yapabilirsiniz. 16'e er ilmek de yapabilirsiniz. 13'e er ilmek de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizin ayarına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırıp geleceğim. Ardından birlikte patiğimizin burnundaki bu desenleri desenleri kuracağız. Evet hanımlar. Ben her bir çeşimde 14'er ilmek olana kadar artırdım ve geldim. Bu aşamada şöyle yapıyoruz. İlk iki ilmeğimi gül kurusu ipimle örüyorum. Böyle. Ardından krem ipimi ekliyorum. Bir ilmek krem örüyorum yeni ip ekler eklemez hemen bir düğüm atalım patiğimiz sökülmesin daha sağlam dursun diye iki tane düğüm attım sonrasında şöyle devam ediyorum örgüme 3 tane gül kurusu bir tane krem bu, bu hanımlar bakın ip geçişlerinde arkadaki kremi bu şekilde biraz esnek bırakalım e, patiğimiz esnekliğini kaybetmesin. Çünkü 5 iş patik sonuçta esnek olmak zorunda. Bu ipi bu şekilde çok gerdirirseniz patik e, örmek istediğimiz numaradan çok daha küçük olur. Çocuk patiği gibi olur çıkar. Bu yüzden bu ip geçişlerine dikkat edelim. Sonra şöyle devam edeceğiz. 3 gül kurusu 1 krem. 3 gül kurusu bir krem olacak şekilde devam edecek. 2 tane gül kurusu ile başladık. 1 krem. O şekil, bu şekilde hanımlar diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de Örüp gelelim. Ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İki gül kurusu ilmek ile başlamıştık. Sonuncu ilmeğimde de bir tane gül kurusu oldu. 3 Bu şekilde model bütünlüğü sağlanmış oldu Modelimizin bir diğer sırasında da şu şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimi gül kurusu ipim ile örüyorum. Ardından krem ipimi al, alıp üç tane krem. 1, 2, 3. Bir tane gül kurusu pembe ipimle örüyorum. 3 tane krem. bir tane gül kurusu 3 tane krem. bir tane gül kurusu 3 tane krem. Bu şekilde devam edecek hanımlar modelimiz. Diğer üç işimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar modelimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda bu yeşil beneklerimizi yapacağız. İlk iki ilmeğimi krem ile başlıyorum örüyorum. Ardından hemen yeşil ipimi ekleyeceğim. Bir ilmek yeşil. Yeni ip ekler eklemez hemen düğüm atıyorduk. Bu sıramızda pembe ipimizi kullanmayacağız. Gül kurusu pembe ipimizi kullanmayacağız. Ama ipimizi kesmiyoruz. Çünkü bu çiçekleri örerken yeniden ip kesip eklemek zorunda kalmayalım diye. Bir tane yeşil ördüm. Ardından 3 krem. bir yeşil. 3 krem bir yeşil 3 krem bir yeşil olacak şekilde devam edecek şeklimiz böyle diğer çeşitlerimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim ben bütün ilmeklerimi ördüm ve geldim şimdi yapacağımız işlem şöyle bütün ilmeklerimi krem ipimle düz olarak örüyorum bu şekilde yeşil ilmeklerimi de krem ilmeklerimi de hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Öyle. Şimdi sevgili hanımlar krem ipimizle 3 sıra boyunca 4 işimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar ben 3 sıra yakından göstereyim. Düz ördüm ve geldim. Şimdi çiçeğimizin bu yapraklarını yapacağız birlikte. Şöyle başlıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonrasında yeşil ipimi alıyorum. Ben şu şekilde göstereyim. Bir ilmek krem ördükten sonra yeşil ipimi örüyorum. Bu ilmeğimi çıkartmadan ipimi şişime bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden böylece üç tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Ardından 3 ilmek krem örüyorum Şimdi tekrardan Yeşil ipimle Bir ilmek alıyorum İpimi hemen e, ilmeğimi buradan çıkartmadan Yeşil ipimi Şişime bir kere doluyorum Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz Arada 3 krem ilmeğim var Yeniden Aynı işlemi yapıyorum İpimi şişime bir kere dolayıp Aynı ilmeğin içinden Bir ilmek daha çıkartıyorum Arada 3 ilmeğim var. Yeniden yapıyorum aralar aynı işlemi. Bakın ipimi şişime bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Şimdi ikinci şişimize geçiyoruz. Model kurmaya devam edeceğiz. 3 tane aradaki krem ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Şöyle yapıyoruz yeniden. Bakın yavaşça gösteriyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkarttık yeşil ipimizle. Üç tane krem ilmeğimi örüyorum. Sonra yeniden her üç ilmekte bir bu işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde. Arada yine üç ilmeğim var. Yeniden çiçeğimizin yaprağını kuruyoruz. Yine arada üç ilmeğim var. Ben şu şekilde iki ilmeği örmüştüm. Üçüncü ilmeği üçüncü şişimden aldım. Yeniden çiçeğimizin yaprağını kuruyorum. Arada 3 krem ilmeğim var. Her 3 ilmekte bir sevgili hanımla çiçeğimizin yaprağını kuruyoruz. Böyle. Arada 3 ilmeğim var. Bakın yine aynı işlemi yapıyorum. Arada yine 3 ilmeğim var. Bu yeşilliklerde arkada biraz hafif kalsın hanımlar. Ee, bu videonun başında da söylediğim gibi patiğimiz esnekliğini kaybetmemeli. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine işlem aynı. 3 tane krem ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından şöyle çiçeğimizin yaprağını kuruyoruz. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. Artık sonuncu yaprağımı kuruyorum. Böyle bir ilmeğin içinden yeşil ipimle 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğim krem. Zaten ilk bir kremle başlamıştık. 2 krem de burada oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Her şişe 15 ilmek yapsanız da yine aynı bütünlük sağlanacaktır. Çünkü model e, bütünlüğünü koruyacak. Hemen e, bir ikinci sıramıza geldik modelimizde. Şöyle yapıyorum. Yine ilk krem ilmeğimi krem olarak örüyorum. Bu ilk yeşil ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle düz olarak örüyorum. Ardından bu üçüncü yeşil ilmeği de örmeden şişime alıyorum, takıyorum. Aradaki üç krem ilmeğimi krem olarak örüyorum. Diğerinde de yine aynı şekilde ilk yeşilimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi şiş ipimle düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Üç krem ilmeğimi örüyorum. Burada da aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci bir ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de örmeden alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Üçüncü yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen e, ikinci şişimize geçiyoruz. Yine burada da işlem aynı sevgili hanımlar. İlk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşil ilmeğimi normal düz olarak örüyorum yeşil ipimle. Üçüncü yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Kafanız karışmasın diye dört şişi göstermek istedim burada. Ortadaki yeşil ilmeğimi örüyorum. Diğer yeşil ilmeğimi örmeden atıyorum şişime. Bu şekilde. Hani, e, söylediğim gibi son derece kolay bir yapılışı var. Herkes kolayca yapabilir. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. ilk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşilimi örüyorum. 3. yeşilimi örmeden alıyorum. Bütün çiçeklerimizin yapraklarında aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Ben burada da aynı şekilde. ilk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşilimi ördüm. 3. yeşili örmeden aldım. Geldik dördüncü şişimize. Burada da yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk yeşilimi örmeden aldım. İkinci yeşilimi ördüm. Üçüncü yeşilimi örmeden alıyorum. Aradaki 3 krem ilmeğim düz olarak örülüyor. Artık sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. İlk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşilimi ördüm. Üçüncüyü örmeden aldım. Kalan iki ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı da böylece tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Artık üçüncü sıramızda yeşil ipimizi kullanmıyoruz. Şöyle yapıyoruz hanımlar. İlmekler burada artmıştı. Şimdi artan ilmekleri geri keseceğiz şekilde. Bir tane krem ilmeğim vardı başta. Bir de örmediğim ilk yeşil ilmeğim vardı. Bu. Şöyle yapıyoruz. Bu yeşil ilmeğimi hemen şu şekilde ilk bu kenardaki krem ilmeğimin üstüne böyle atıyorum. Böyle. Bu krem ilmek ile yeşil ilmeği ikisini aynı anda örüyorum. Şimdi yeşil ilmeğimi örmeden alacağım. Diğer yeşil ilmeğimi bakın örmediğim bu alttan çıkarttığım ilmek. Hemen yanındaki krem ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum. Böyle kesme işlemi yapıyorum. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Bakın yaprağımızı böylece açmış olduk. Diğerinde de yine aynı şekilde Hemen bakın şu ilk yeşil ilmeğimi buradaki krem ilmeğin şöyle üzerine getiriyorum. Bu şekilde. İkisini bir örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum. İlmeklerimiz artmıştı. Şimdi yine aynı sayıya geliyor. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bu soldaki yeşil ilmeği de yanındaki krem ilmekle birlikte böyle keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. Bir tane düz ilmeğim var. Krem onu da ördüm geldik üçüncü yaprağımıza. Burada da aynı işlem geçerli. Bu yeşil ilmeğimi hemen krem ilmeğimin önüne doğru önden götürüyorum. İkisini bir kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yeşil ilmeğimi de yanındaki kremle birlikte böyle keserek örüyorum. Ortada bir krem ilmeğim var. Diğerinde de yine aynı işlemi yapacağız sevgili hanımlar. Bu yeşil ilmeğimi hemen kremimin üzerine getiriyorum. İkisini bir örüyorum. Ortadaki krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki yeşil ilmeğimi de bu şekilde. Hemen diğer şişimize kalıyor artık. Hemen yanındaki krem ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bir ilmek kremim var. Bütün ilmekleri hanımlar tarif ettiğim gibi böyle yapacağız. Yaprağımız açılmış oluyor böyle. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğerini keserek ördüm. İkisini bir örüyorum ortadakini örmeden alıyorum Yandakileri de yine böyle keserek Devam ediyorum Ortada bir krem ilmeğim var onu da ördüm Şimdi üçüncü şişime geldim Burada da işlem aynı bakın Hemen bu yeşil ilmeği önündeki bir krem ilmekle birlikte hemen Üzerine bırakıyorum İkisini bir kesiyorum Ortadaki yeşili örmeden alıyorum Yandaki yeşil ile krem ilmeği de ikisini bir keserek örüyorum. Son derece de zevkli bir yapılışı var. Çiçek yaprağımız da çok tatlı görünüyor. Bambaşka bir görüntüsü oluyor böylece. Ben çok severek yaptım bu modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine bir diğer yaprağımı da aynı şekilde yapıyorum ortadaki bir ilmeği yeşil ilmeği düz olarak aldım ben burada bir yeşil ilmek kaldı onu da dördüncü şişimdeki krem ilmeğimle ikisini bir keseceğim sonrasında bir ilmek düz örüyorum ardından bu yeşil ilmeği yine kremin üstüne getirip ikisini bir örüyorum böyle son iki yaprağım kaldı Sonuncu ilmeğimde yine örüp üçüncü sıramızı da tamamladık. Artık hanımlar pembe ipimizle çiçeğimizin yapılışına geçeceğiz. Çiçeğimizi de şöyle yapıyorum. Hemen pembe ipimi elime alıyorum. İlk üç ilmeğimi pembe örüyorum. Bir iki üç Bir ilmek krem üç ilmek pembe örüyorum. Düz örgü hanımlar 1 ilmek krem. 3 ilmek pembe. 1 ilmek krem. 3 ilmek pembe, 1 ilmek krem. Modelimiz böyle. Diğer 3 çiçeğimizdeki çiçeklerimizi de aynen bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ben ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Artık çiçeğimizde son sıradayız. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi kremi örüyorum. Bir önceki sırada 3 pembe örmüştük. Tam ortadaki pembe ilmeğimi yine pembe ile örüyorum. Diğer ilmeklerim krem oluyor. Bu şekilde bakın 3 krem oldu. Bir tane gül kurusu pembemle örüyorum. 3 tane krem. Bir tane gül kurusu krem. Gül kurusu, gül kurusu pembe söyleyemedim. 3 krem. Bu şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Modelimiz, çiçeğimiz böyle olacak. Diğer üç çeşimizdeki çiçeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüme geldim. Çiçeğimiz bitti. Bu aşamada artık yapacağımız işlem şöyle: bütün ilmeklerimi krem ipimle düz olarak öreceğim. Hepsi düz olacak. Bu şekilde. Şimdi sevgili hanımlar, dört işimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimizle düz olarak öreceğiz. Ardından yapacağımız işlem şu. Ben bu çiçeklerden her 3 sırada bir kurdum. 3 sıra düz ördükten sonra hemen aynı hizadan aynı şekilde ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Ardından yine 3 sıra krem ipimizle düz öreceğiz. Sonrasında yine aynı hizadan 3. çiçeklerimizi kuracağız. 3. çiçeklerimiz bittikten sonra da 3 sıra krem ipimizle düz öreceğiz. Şimdi hanımlar eğer kafanız karışacak olursa çiçek yapımında videonun başına gelerek çiçek yapımını tekrardan izleyip ikinci ve üçüncü çiçeklerimizi çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin önündeki 3 tane çiçeğimizi tamamlayalım. Ardından krem ipimizle 3 sırada düz örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin ön tarafında 3 tane çiçeğimi yaptım. Ardından da 3 sıra düz ördüm ve geldim. Şimdi buradaki işlemleri yapacağız. Bunun için öncelikle ilk iki ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından hemen yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmek yeşil. İki ilmek kremle başladım. Bir ilmek yeşil ördüm. Sonra 3 krem. Bir yeşil. 3 krem. Bir yeşil. 3 krem. Bir yeşil olacak şekilde devam edecek. Diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de 3 krem bir yeşil olacak şekilde örüp gelelim. Şimdi de bir diğer sıramıza geldik sevgili hanımlar. Bu sıramızda da şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi gül kurusu pembe ipimle örüyorum. Ardından 3 ilmek krem 1 tane gül kurusu pembe 3 tane krem 1 gül kurusu 3 krem. bir gül kurusu 3 krem bu şekilde. dört çeşimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde tamamlayıp gelelim. Patiğimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi gül kurusu pembe ipimle örüyorum. Ardından bir ilmek krem. 3 ilmek sonrasında böyle devam edecek. 3 ilmek gül kurusu, 1 ilmek krem. 3 ilmek gül kurusu pembe ördüm. 1 ilmek krem. 3 ilmek gül kurusu pembe. Şimdi 1 ilmek krem diye devam edip gidecek bu şekilde. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynen bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar, modelimi tamamladım ve geldim. Bakın ilk iki ilmeğimi gül kurusu ile başlamıştım. Sonuncu ilmeğimde, bir ilmeğimde gül kurusu oldu. Böylece bakın model bütünlüğü sağlanmış oldu patiğimizde. Artık bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. Ve yeşil ve krem ipimizi kullanmayacağız. Artık burada kesip bağlayabiliriz çünkü diğer iplerle işimiz bitti. Sadece gül kurusu rengi ipimle bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde kurusu rengi ipimiz ile iki sıra boyunca dört işimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar ben iki sıra boyunca e, gül kurusu rengi ipimle ördüm ve geldim. Bu arada yeşil ve krem ipimi de kestim bağladım arkaya. Şimdi birlikte bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımı için son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Evet son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile diğer şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Burada ilmekleri yer değiştirmemizin sebebi bilek kesiminin sıkı ve sağlam olması. Yer değiştirmiş olduğum ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Tam burası bilek ayrımı oldu sevgili hanımlar. Ben bu patiğimin kenarlarında yani bu bölümde altışar ilmek haroşa ördüm. Kalan ilmeklerim düz hemen ilmeklerimi örüyorum 6 ilmek haroşam var hem düz taraftan hem de ters taraftan düz örgü örünce haroşa oluyor hem düz taraftan hem de ters taraftan ters örgü örünce de haroşa oluyor ben her iki taraftan da düz örgü örmeyi tercih ediyorum Çünkü o şekilde daha çok kolayıma gidiyor şimdi e, buraları düz olarak öreceğim diğer bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum demirin taban tarafına gelen yerler tamamen düz oluyor. Zaten arkası çok kolay. Hemen diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Buralar düz olduğu için hanımlar biraz hızlı geçiyorum. Çünkü anlatılacak bir detay bir model yok. Evet. En son dördüncü şişime geçtim. Yani bilek ayrımı yaptığımız yere geliyoruz. Yine oraya kadar olan ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Bakın anlar gördüğünüz gibi hepsini düz olarak ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bu aşamada sevgili hanımlar şöyle yapıyorum. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum çünkü haroş olacak 4 5 ve 6 ee, diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim çünkü bakın ters tarafa denk geliyor patiğimizin düz taraflarında düzden ters taraflarında tersten öreceğiz arka tarafını yaparken benim e, ters örgü şeklimi bu şekilde ben bu teknikle çok kolay ve rahat örebiliyorum bu şekilde örgüm daha düzgün düşüyor Herkesin örgü tekniği örme şekli birbirinden farklı olabilir. Alışkanlıklardan dolayı öğrenme şeklinden dolayı. Onlar da kendi tarzlarına göre patiğin arka tarafını düzden ve tersten örebilirler. Sonra bir diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum şekilde devam edecek patiğimizin arkası bilek ayrımına kadar öreceğiz gideceğiz geleceğiz gideceğiz geleceğiz düz tarafları düzden ters tarafları da tersten öreceğiz sonuncu şişime geldim sonuncu şişimde de yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum sadece son 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim çünkü kenarında 6 tane haroşan var bakın son 6 ilmeğim kaldı bunların hepsini düz olarak örüyorum üçüncü düz ilmeğim, dördüncü, beşinci ve sonuncu ilmeğimi görüyorum altıncı. Tekrardan döneceğiz bilek ayrımında. Bu şekilde devam edecek sevgili hanımlar. Düz tarafları düzden, ters taraflarda tersini öreceğiz. Sadece haroşa olan yerleri hem düz taraftan, hem de ters taraftan düz örgü örüyorum ben. Dediğim gibi sizler her iki taraftan ters örgü de örebilirsiniz. Bu şekilde devam edecek. Bakın gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Bu şekilde patiğimizi tamamlayacağız. Hemen modelimizi üzerinde göstermek istiyorum. Ben bu patiğimin arka tarafında şu şekilde saydığımız anda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Ayağa tam geldi. Benim ölçülerime göre bu sayı uygun oldu. Sizler 16, 18, belki 20 bile yapabilirsiniz. Dediğim gibi ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka tarafını örüp gelelim. Ardından da birlikte patiğimizin topuk kesimi nasıl yapılıyor? Buradaki bu gizli kesim nasıl yapılıyor? Birlikte görelim. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını ördüm ve geldim. Şimdi birlikte topuğunu yapacağız. Patiğimizin topuk tarafını yaparken model bütünlüğü sağlansın diye böyle mankenimizde görüldüğü üzere haroş olan ilmekleri yine Haroşa olarak örüyoruz. İlk 6 ilmeğim haroşa ilmeğimdi. 3, 4, 5, 6. Şimdi sayarak düz olarak il ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 22 23 İlk 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum 24 ve 25. ilmeğimi bu iki ilmeği aynı anda örüyorum yani burada bir kesim yapıyorum İlk topuk kesimimizi böylece Yapıyoruz Sonra geri dönüyorum Kesme yapmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum Ters tarafa denk gelen yerleri bu şekilde ters olarak örüyorum Sadece son 6 ilmeğimi düz öreceğim çünkü haroş olacak evet ilmekleri bitirdim sonra tekrardan geri dönüyorum yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım haroş olan 6 ilmeğimi yine düz olarak örüldü bu şekilde. Şimdi sayarak öreceğim. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Yine ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24 ve 25. ilmeğimi ikisini bir keserek örüyorum. Her defasında böyle yapıyoruz hanımlar. Ee, şimdi tekrardan geri döneceğiz, ee, tersten gideceğiz, yeniden düz taraftan öreceğiz. İlk 23 ilmeğimizi örüp 24 ve 25. ilmeğimizi keseceğiz. Bu şekilde topuk oluşacak. Bu kesme işlemine sol şişimizde yani bu şişimizde 24 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte sol taraftaki bu şişimizde 24 ilmek kalana kadar buradaki ilmekleri birer birer kesip gelelim. Evet hanımlar ben tarif ettiğim gibi bakın topuk tarafındaki ilmeklerimi birer birer kestim. Burada 24 ilmeğim var. Burada da 24 ilmeğim var. Artık bu aşamada şöyle yapıyoruz. Patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığım ile kesmeye başlıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İki ilmeği birden topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Sonrakileri de şöyle yapıyoruz hanımlar. Ee, benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğer taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birbiri içinden geçirip kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişten de bir ilmek alıyorum. Bu ilmekleri böyle birbirinin içinden geçirip kesiyorum ilmekleri karşılıklı olarak birbiri içinden geçirerek kesme işlemini tamamlıyoruz bakın tığım ile topluyorum benden taraftaki şişten bir ilmek diğer taraftaki şişinden de bir ilmek alıyorum ilmekleri birbiri içinden geçirip birer birer kesiyorum kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim Sevgili hanımlar ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. Topuk tarafı böyle oldu. Diğer topuk da yine şöyle göstereyim. Aynı yöndendi. Topuk tarafları aynı yönde. Zaten gizli kesim olduğu için e, topuk yönünde çok da önemli değil. İki topuğumu da iki, her iki patiğimin topuğunu da aynı yönde kestim. Böylece patiğimiz bitti. İpini kestim içeriden gizledim. Patiğimin iç tarafında merak edenler var. İç tarafı böyle oluyor hanımlar. Gördüğünüz gibi. Evet hanımlar bugünlük de yine bir modelin daha sonuna geldik. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.